Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi kabul edilen Regaip kantili Perşembe günü idrak edilecek. İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan 3 ayların habercisi Regaib Kandili idrak edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip 3 aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili, rahmet ve mahfiret gecesi kabul ediliyor kelime olarak regaib, çokça rağbet edilen nefis, kıymetli, değerli ihsan manalarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur. Buna göre regaib Gecesi denilince çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece manası anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için 10 sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regaib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer geceleri oranla kat kat fazladır. Regaib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Peygamberimiz bir hadislerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir. Peygamberimizin Mevlid-i Şerif olan kutlu doğumuyla yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa onun dünyayı teşriflerinin ilk basamağı sayılabilecek bu regalp gecesini de bütün kainat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır. Üç ayların ilki olan Receb-i Şerif girdiğinde Allah'ım hakkımızda Receb ve Şaban ayını mübarek kıl bizleri Ramazan ayına ulaştır diye dua eden Allah Resulü'nün bu hadisi şeriflerinden istimbat edilen yoruma göre Recep ayının hassaten manen çok bereketli olan bu regaib gecesinin bir özelliği de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Ve tüm müminler bu gecede ellerini semaya kaldıracak, ülkemizin bekası, birliği ve bütünlüğü için dualar edecek, elleri semada buluşacak. Hayırlı kandiller elazı. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kömürhan Köprüsü'nün yapımına karşı çıkanlara seslendi ve onların tüm itiraz engellemelerine rağmen köprüyü yaptık, bitirdik. Bugün bakıldığında ise Kömürhan Köprüsü projesini her fırsatta dillerine dolayanlar şimdi sus pus dedi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Elisa Milletvekili Metin Bulut, Kömürhan Köprüsü ve Tünelleri Projesi'nin bölgenin yüzyıllık devasa projesidir. İki kadim kentin ortak vizyon projesidir. Kömürhan Köprüsü, Doğu Anadolu'nun incisidir diyerek köprünün yapımını eleştirenlere göndermede bulundu. 2021 yılında köprüden günde 8578, 2022 yılında 7405, 2023 yılında ise 7405 kişinin kullandığını kaydeden Bulut, Kömürhan Köprüsü'nü ve tünellerini istemezlik tayfasına rağmen bitirdik ve hizmeti açtık. Eski Kömürhan Köprüsü yapı ömrünü tamamlamak üzereydi. Köprü ayakları ömrü tamamlamak üzereydi. Köprünün bir an önce yapılması gerekiyordu. Biz de yaptık. Kömürhan Köprüsü'nün yapımına karşı çıkanlar, bu köprüye ne ihtiyaç var, daracık köprü işimizi görüyor diyorlardı. Bu köprü beyhude ve gereksiz bir yatırımdır. Bu köprüyü durdurun diyorlardı. Bu köprüyü niye buraya yapıyorlar? Köprü ödeneğini başka yerlere aktarın. Köprü elzem değil diyorlardı. Bu köprü ölü bir yatırımdır diyorlardı. Onların tüm itiraz engellemelerine rağmen köprüyü yaptık bitirdik. Bugün bakıldığında ise Kömürhan Köprüsü projesine her fırsatta dillerine dolayanlar şimdi sus pus Bölge insanımızın araç trafiğine ve uluslararası taşıt trafiğine hizmet veren kömürhan köprüsü ve tünelleri problemsiz ve muhteşem bir şekilde hizmet üretiyor dedi. Depremin ardından TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturan vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların umudu olduğunu ifade etti. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 24 Ocak Elazığ depreminin ardından inşa edilen toplu konut idaresi tarafından köylerde ve şehir merkezinde inşa edilen konutlarda ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Konutlarından memnun olduklarını ifade eden hak sahibi vatandaşlar ise Allah Cumhurbaşkanımızın ömrünü uzatsın ifadelerini kullandı. Allah evimiz bir numaralıdır, evimiz çok güzel, kullanışlı. O hükümetimizden de Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah devamını artırsın daha ne diyelim. Devamı gelsin. Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yoktur. Ee, aynı dayalı döşeli bize verdiler sanki. Allah razı olsun. Hem APAT'tan hem de APAT'ın müdüründen yardımcısından hepsinden. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da, devletimizden de Allah razı olsun. Evet. Allah Allah ömrü, ömrünü daha da uzatsın diyebileceği, sağlık, sağlıklı bir ömür versin. Sayın vekiline de ona da çok teşekkür ediyoruz. Geldikleri için yine hepimiz bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Konuklarımıza gerçekten çok mutluyuz. Yani kısa bir zamanda evlerimiz yapıldı, geldik, yerleştik. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sağlık saat versin. İnşallah daha iyi yerlerde olur, daha güzel olur, daha şey olur. Temennim odur ki ee, devam etsin. Konu sakinleriyle buluşan ve onlardan gelen taleplere kulak veren AK Parti İzmir Milletvekili Demirbağ, bu milletin, mazlum insanların, Müslümanların umudu olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin inşallah dedi devletimize müteşekkirler. Gerçekten bu kısa süre içerisinde çok hem köy konutları hem şehirde yapılan konutlar kaliteli, güzel. Bizim Elazığ dey deyimiyle evlat yerike evler. Cenab-ı Allah e, Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin, sağlık sağlık versin. Uzun süre bu milletin, mazlum insanların, Müslümanların umudu olan liderimiz inşallah başımızdan eksik olmasın diyorum. Türkiye'nin bazı büyük şehirlerinde belediyeler tarafından mezar yerlerine yapılan zamlar görenleri şaşırtırken Elazığ Belediyesi ise tam tersini yapıyor. Belediye üstlendiği cenaze hizmetleriyle vatandaşın yanında olduğunu göstererek diğer şehirlere de örnek oluyor. Elazığ Belediyesi cenaze hizmetleri çalışmalarıyla zor günde de vatandaşın yanında oluyor. Kefeninden nakline, mezar yerinden taşına kadar tek kuruş ücret talep etmeyen Elizabeth ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük çaba sarf ediyor. Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü olarak, müdürlüğü olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda cenaze hizmetlerinde herhangi bir ücret talep etmemekteyiz. etmemekteyiz Ayrıca il dışı cenazelerimizin e, hava yoluyla olsun, karayoluyla e, kara yoluyla olsun bunları herhangi bir ücret almadan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. E, vatandaşlarımızın bu zor gününde onlara her türlü katkıyı sunmaktayız. E, Elazığ Belediyesi olarak e, yıllık yaklaşık 5000 bin cenaze hizmet vermekteyiz. Bunların yüzde on civarı İl dışı olmakta bu hava yolu ve karayoluyla yoluyla da hizmetlerimiz var. Hava yolu il dışında e, vefat eden hemşerilerimizi de aynı şekilde hava yoluyla ücretlerini karşılayarak, karşılayarak e, memleketimize getirmekteyiz. E, yıkama, kefenleme, e, mezar ücreti herhangi bir ücret almamaktayız. Elza Belediyesi şehre arası yıkama, kefenleme, cenaze nakli, taziye hizmetleri, Mezar yeri taşı bakımı ve düzenlemeleri gibi bütün hizmetleri ücretsiz olarak karşılıyor. Büyük metropollerde işte mezar ücretlerinin böyle astronomik rakamlarda olduklarını duyuyoruz, izliyoruz, okuyoruz. Elazığ belediyesi olarak biz geçen yıl olduğu gibi de bu yıl herhangi bir yüksek bir şey yapmadık, ücretlerimizde bir değişiklik yapmadık bu şekilde bu vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve elazığ milletvekili Metin Bulut, Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü hizmet binasının yenilendiğini belirterek altyapı güçlendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Akvaryum Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 1990 yılından bugüne Tunceli, Bingöl ve Muş illerini kapsayan bölgeye hizmet veren Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü hizmet binasını deprem ve pandemiye rağmen hızlıca tamamladıklarını ifade etti. Milletvekili Bulut, Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bünyesinde 7 laboratuvar biriminin etkin hizmet verdiğini belirterek, Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü kalite yönetim birimi ve idari birimleri, 150'ye yakın analiz çeşitliliği ve son model laboratuvar cihazları ile hizmet veriyor. Gıda kontrol takibinde laboratuvar ortamlarının çok daha etkin ve verimli kullanılması için altyapı güçlendirme desteklerimiz devam edecek dedi. Türk dünyası Parlamenterler Vakfı olan Genel Kurulu seçim gündemi ile toplandı. Doktor Abdullah Çalışkan başkanlığında görevini sürdürürken vakfın yeni yönetim kurulunda önemli isimler vardı. 24 ve 25. dönem Elazığ Milletvekili ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hemşehrimiz Şuay Alpay da yönetim kuruluna seçilen isimlerden oldu. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Olağan Genel Kurulu seçim gündemiyle toplandı. Doktor Abdullah Çalışkan başkanlık görevini sürdürürken vakfın yeni yönetim kurulu da önemli isimlerden oluştu. 2016 yılında Ankara'da kurulan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu oy birliğiyle göreve seçildi. 24 ve 25. dönem Elazığ Milletvekili ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hemşehrimiz Şuay Alpay'da yönetim kuruluna seçilen isimlerden oldu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hemşehrimiz Şuay Alpay, halen TUSAŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta. Bilindiği gibi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi Dünya Havacılık ve Uzay Sanayi alanında dünyanın ilk büyük 100 firması arasında yer almakta. Atak Gökbey helikopterleri, Anka İHA ve SİHA'ları, Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Uçak projeleri yürüten TUSAŞ, milli gururumuz ve dünyanın takdir ettiği kuruluşumuzdur. 24. ve 25. dönem Elazığ Milletvekili Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hemşehrimiz Şuay Alpay'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırının bir benzeri de Hollanda'da yaşandı. Çirkin eyleme karşı Elazığ Sivil Toplum Kuruluşu platformu da İzzet Paşa Camii'nde bir araya gelerek saldırıyı kınadı. İsveç'te aşırı sağcı Paluda'nın, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı kınandı. Elazığ'da da İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazından sonra toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu çirkin saldırıyı kınayarak tepki gösterdi. Çirkin eylemlere karşı en güzel cevabın Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmanın olduğunu belirten Sivil Toplum Kuruluşları Platformu dönem sözcüsü Zafer Aksoğlu, yapılan saldırılara karşı ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Millet olarak bizi biz kılan, bizi tarihte özne kılan, bize şan ve şeref veren aziz İslam'a, yüce Kur'an'a yeniden sımsıkı sarılmalı, onun anlamıyla buluşmalı, onun ahlakıyla yaşamalıyız. Bu saldırılara verecek en güzel cevap yüce Kur'anımıza sımsıkı sarılmamızdır. Buradan Elazığ'dan tekrar söylüyoruz. Siz bizim kutsal kitabımızı, değerlerimize saygısızlığı bir an önce son vermelisiniz. Ve bu çirkin olarak karışan gafilleri de bir an önce gerekli cezayı vermelisiniz. Yoksa bu millet bu bunu unutmayacak ve günü ve zamanı geldiği zaman gerekeni yapacaktır. Şuna eminiz ki hak ile batılı savaşı hiçbir zaman bitmeyecek ve biz müminler olarak her zaman bu savaştan galip geleceğiz. Yüce Allah mücadelemizi daim öylesin. 21 Şubat 2006'da yaşanan 5,9'luk depremde dünyaya gözünü açmıştı. Kaderi ise değişmedi. 24 Ocak 2020'de yaşanan depremle de hayata veda etti. 6,8'lik depremde annesi ve henüz dünyaya gözünü açmayan kardeşiyle vefat eden Miraç Dişli, gönüllüsü olduğu Kızılay tarafından dualarla anıldı. 24 Ocak depreminin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler Türk Kızılay tarafından unutulmadı. Henüz 13 yaşındaydı ancak içindeki yardım duygusu onu gönüllüsü olduğu Kızılay'ın bir parçası yapmıştı. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan o acı deprem ise annesini, henüz dünyaya gözünü açmayan kardeşini ve kendisini hayattan kopardı. Bir tane canlı olanı açardık. 6'ya Geride ise babasını, sevenlerini ve gönüllü olarak çalıştığı Kızılay'ı bıraktı. Kızılay Elazığ Şubesi İl Şube Yöneticisi Gökhan Güneş ve gönüllüler depremin yıl dönümünde Kızılay gönüllüsü olan Miraç Dişli ile annesi Pınar Dişli'nin kabrini ziyaret etti. Kızılay ekibi kabir başında dua ederek mezar temizliğini yaptı. Elazığ 3 yıl önce gerçekten büyük bir deprem yaşadı ve bu yaşadığımız depremde hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Bizim için e, her birinin yeri ayrı ayrı mutlak ki önemli. Yalnız bir tane e, vefat eden kardeşimiz var ki e, kurumumuz için, Kızılayımız için, bizim için apayrı bir yere sahip. Miratcan Dişli bu kardeşimizle anımız bir yıl öncesinde yani depremden bir yıl öncesinde 2019 yılında hayalimle dönüşen oyuncak projemizi sergisinde, o yarışmasında derece alan kardeşlerimizden bir tanesiydi. Kızılay gönüllüsüydü, en küçük gönüllümüzdü. bu kardeşimizi depremde kaybettik ve şu anda anasını yaşatmak hem de bu kardeşimizin genç nesiller tarafından, yeni gelen gönüllerimiz tarafından tanırlarını arttırabilmek adına e, kabri başında ziyaretine geldik. Yüreği büyük Miraç, en küçük gönüllüsü olduğu Türk Kızılay'ın hayalimle dönüşen oyuncak yarışmasında kendisine hediye edilen yeleği çok az bir süre giymişti. Şimdilerde ise o yelek kabri başında. Miraçhan kardeşimizin mezarı başında, e, mezar taşının başında bulunan yeleğimiz e, 2019 yılında hayalimle dönüşen oyuncak projesinde kazandığı sırada kendisine hediye edilen, Kızılayımız tarafından hediye edilen yelek şu anda kabri başında duruyor. İş insanı ve AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı Haydar Evlioğlu, Kanal 23 Televizyonu yönetim kurulu üyesi Yunus Evlioğlu ve Cihan Numa Derneği Elazığ İl Temsilcisi Nurullah Evlioğlu medya grubumuzu ziyaret etti. İş insanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Haydar Evliyaoğlu, Kanal 23 Televizyonu Yönetim Kurulu üyesi Yunus Evliyaoğlu ve Cihan Nüma Derneği Elazığ İl Temsilcisi Nurullah Evliyaoğlu medya grubumuzu ziyaret etti. Televizyonlarımız Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'la bir araya gelen iş insanları Elazığ'da yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Kısa süre önce AK Parti Elezığ Milletvekili aday adaylığını açıklayan ve seçim çalışmalarına başlayan Haydar Evliyaoğlu temaslarını sürdürdüğünü belirterek Elezo'la ilgili projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Sevgili seyirciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet göster gösteren Fırat Kalkınma Ajansı, 2023 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı proje fikri önerilerini almaya başladı. TRP1 bölgesi illeri olan Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli'de faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen sosyal gelişmeyi destekleme programı projeleri için 2023 yılı çalışmaları başlatıldı. Proje fikri alınmaya başlanan SOGE programına ilişkin açıklamalarda bulunan Frat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Abdülvahap Yoğunlu, program illerimizdeki dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif olarak katılabilmelerine, istihdamı artırmaya, sosyal gelişimcilik ve yenilikçilikle ilgili rekabetçi projeler geliştirmeye yönelik uygulanan bir program. Dört ilimizde şimdiye kadar 28 proje başarılı bulunarak desteklendi. Bu projelere sağlanan toplam destek tutarı 2023 fiyatlarıyla 111 milyon olurken toplam proje bütçe tutarı ise 153 milyon lira olarak gerçekleştirildi, dedi. Ajans olarak 2023 yılı için proje fikirlerini almaya başladıklarını ve proje fikir önerilerini beklediklerini ifade eden yoğunlu, programımız kapsamında desteklenecek projelerin asgari proje bütçesi 1 milyon TL'dir. Kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10'dur. Kar amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı ise asgari %50'dir şeklinde konuştu. Elazığ Belediyesi Gönüllüler Yeryüzünün Emanetleri için buluşuyor projesiyle anne ve çocuklarını Ebru Sanatı etkinliğiyle buluşturdu. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kadın Yaşam Merkezi ile İHH Yetim Birimi tarafından düzenlenen Ebru Sanatı etkinliğinde anne ve çocukları Ebru Sanatı öğrendi. Ebru Sanatı etkinliğinin ardından çocuklar oyun alanında doyasıya eğlendiler. Daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu çocuklara hediyeler takdim etti. Etkinlikle ilgili konuşan Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi sorumlusu Semra Altuğ, Yeryüzünün emanetleri yetim çocuklarımız için bir şeyler yapmak, onların yüreğine dokunabilmek, yüzlerine bir nebze gülümsemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Bugün Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi olarak İHH Yetim Birimleri'ne üye olan arkadaşlarla bir aradaydık. Projemizin adı Gönüllüler Yerin Emanetleri İçin Birleşiyor projesiydi. Bugün onlarla birlikte evro etkinliği yaptık ve bundan sonrasında da pek çok etkinliği inşallah beraber sürdüreceğiz. Tabii bugün çok huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Çünkü böyle programları çok önemsiyoruz Başkan Bey'de. Çok önemsiyor ve inşallah bu programların devamı gelecek. Elazığ depreminin 3. yıl dönümünde depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Mustafa Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden Deva Partisi Elazığ Teşkilatı mahalledeki vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Elisa depreminin 3. yıl dönümünde depremden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Mustafa Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden Deva Partisi Elazığ Teşkilatı, mahalledeki vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri yer verdi. Depremin en çok zarar verdiği mahallelerden biri olan Mustafa Paşa Mahallesi'nde vatandaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Yapılan evlerle ilgili öncelerde sık sık dile getirilen plansızlık ve tadilat problemlerinin hala şikayet konusu olduğunu görüyoruz. Evlerin planları ve yerleşim düzenleriyle ilgili artık geri dönüş olmadığından mecburi bir kabullenme ile birlikte tadilata yönelik sorunlara sürekli yenilerinin eklendiğini belirtiyorlar. Mahalleli yetkililerin kapsamlı bir tarama yaparak buradaki insanların sorunlarını dinleyerek taleplerini almalarını ve çözüm bulmalarını istiyorlar. Bu vesileyle yetkililere bir kez daha seslenmek istiyoruz. Bu bölgenin inşa edilmesi aşamasında devletimizin kaynaklarının gereği gibi kullanılmamasının oluşturduğu memnuniyetsizliğin daha fazla artmaması için mahalle sakinlerimizin kapılarını çalarak mağduriyetlerine kulak verin ve gereği ise bir an önce yapın ifadelerine yer verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bir şüphelinin çantasında 525 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl e Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde sevki yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile karakol ekiplerince şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda şüphelinin çantasında 525 gram uyuşturucu maddeliğe geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu aranan şüpheli yakalandı. Yakayı ele veren şahıs 16 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Jandarma dedektifleri ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aranan şüpheli yakalandı. Yakayı ele veren şahıs önce adliyeye sevk edildi ardından hakim karşısına çıkartıldı. Şüpheliye 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yapılan işlemlerin ardından şahıs cezaevine gönderildi. Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, EYT kararında esnafların mağdur edildiğini söyledi. Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, esnafların EYT süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Esnafın yaşadığı sorunlara değinen Başkan Erdoğan, EYT kararında esnafların mağdur edildiğini söyledi. EYT kararında esnaflarımız mağdur edildi. Bir SSK çalışanı 5 bin günle emekli olurken Bağkur esnafı 9 bin günle emekli ediliyor. EYT yasasıyla Bağkur esnafımız da SSK gibi 5 bin günde emekli olabilsin. Esnafımız bu mağduriyetinin kaldırılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız umarız ki aynı gün ve aynı yasada emekli şartıyla ilgili düzenlemeyi Bağkur esnafımızı da müjdeli haber vermesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklemekteyiz. Son gelen asgari ücret zamı sonrası esnaflarımızın Bağkur primleri 3000 TL'yi geçti. Esnafımız bu primleri nasıl ödeyecek? Bağkur primlerinin yükselmesinin asgari ücretle artışı ile ilgili ne alakası var? Esnafımız gelirleri arttı mı ki primleri bu kadar artıyor. Esnafımız geçmişte primlerini ödemiyordu. Bu gelen zamlarla çok az sayıda primleri düzgün ödeyen esnaflarımız primleri ödemeyecek seviyede. Devletimiz kesinlikle vakul primlerini indirimle gitmesini gerekiyor. Esnafımız destek bekliyor. Bizler o başkanları olarak gerek başında gerek siyasilere bu sorunları iletiyoruz. Ama ses yok. Sektör aramaksızın Tüm esnaflarımız bitmek üzere. Esnaflarımız can çekişiyor. Esnaflarımızın sorunlarına kulak tıkamayalım. Esnaflarımız acilen can suyu kredisine ihtiyacı var. Bizler sürekli olarak bu isteğinizi tekrarlıyoruz. Çünkü esnaflarımızın talebi bu yönde. Hangi esnafımızı ziyaret ettiğimizde bizlere faizsiz kredi istediklerini söylüyorlar. Ben yetkililerimizden ricam acilen esnaflarımızdan faizsiz kredi verilmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimizdir. Kantin tüm kantin işletmeleri işveren sendikası ikinci olan kongresine katılan hemşehrimiz Kantin iş sen Kadın Kolları Başkanı Elazığ İl Temsilcisi Leyla Yıldırım yönetim kurumuna seçildi. Kantin iş tüm kantin işletmeleri işveren sendikası ikinci olan kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu kongreye hemşehrimiz Kantin İşsen Kadın Kolları Başkanı Elazığ İl Temsilcisi Leyla Yıldırım da katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Okan Fırat güven tazelerken hemşehrimiz iş insanı Leyla Yıldırım da yönetim kuruluna seçildi. Okan Fırat kongrede sendik olarak hazırladıkları programları ile ilgili bilgi verdi. 20 senedir orada öğrencilere hizmet veren sektör temsilcilerinden nasıl olur da projenin ne fikir ne de uygulama aşamasına dair görüş alınmaz. Kantin Sen Kadın Kolları Başkanı Elazığ İl Temsilcisi Yıldırım, Başkan Fırat'a Elazığ'a yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Bizzat Elazığ'a Elazığ kadar gelerek desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Okan Fırat'a Elazığ'da kantinci işletmecileri adına sonsuz şükranlarımı bir kere daha iletiyorum. İlahi sanatçısı Turgut Kırgıl'ın Tek Bulayım Mevlam Seni isimli çalışması çıktı. Evet Turgut abi Albüm yapmak istiyor ve bunun için de desteklerinizi bekliyor. İlahi sanatçısı Turgut Kırkıl'ın Tek Bulayım Mevlam Seni parçası dinleyicileriyle buluştu. Mevlam seni çiğnet yüzüm, yok et beni ver, tek bulayım Mevlam seni. Seslendirdiği ilahinin ilgiyle karşılandığını ve dinleyicilerinin fazla olduğunu ifade eden Kırgıl, el destek aldığını belirtti. Yani çok güzel yani böyle bir şey oldu. Yani ilgi buldu. E, aşkınla aşkın yahkül et beni diye bu klibi çektik. Allah razı olsun yani emeği geçenlere. Çok büyük ilgi var. Ben Elazığ, Allah razı olsun el yani çok memnunum. Elazığ'ımızın mesela e, böyle iş adamları e, ondan sonra bunlar hepsi bağım, yani destek oldu. Sağ olsunlar. Zaten bunlar e, destek olmasa e, biz bunları yapamazdık. Yani hiçbir sanatçı yapamaz. Yani destek olmasa. Ondan sonra minnettarım. E, çok dinleyicimiz var. Yani e, zaten e, şeyde de e, hepsi belli yani. Ee, ...çok sevenimiz var, Allah onlardan razı olsun. Ee, ta yani e, şeyden yani bütün yurt dışı yurt yani Avrupa'dan, oradan, buradan... ...yani çok büyük bir ilgi var yani. Albüm çıkarmak istediğini aktaran Kırgıl... ...başta Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları olmak üzere herkesten destek istedi. Şimdi tabii ki bu albümü yapmamız için... Bize tabii ki e, bayağı bir e, külliyetli bir şey oluyor. Sponsoru lazım. Elazığ'ın tabii böyle iş adamlarına sesleniyorum. Bir de her şeyden önce belediye başkanımız. Şahin Şeref Bey. Çok kıymetli. Hakikaten Elazığ'a yani güzel yani bir yani çalışmalar. Yani ben şahsen yani kendini buradan tebrik ederim. Ondan sonra... İşte yani belediye başkanımız, efendime söyleyeyim, o da benim bu albümü albümümü yani yapabilir yani. Ondan destek bekliyorsunuz. He, he destek tabii, destek yani. Ondan sonra kültür müdürümüz, mesela Mustafa Aksoy, ben kendine buradan e, şükranlarımı sunarım. Allah razı olsun, yani çok kıymetli bir müdürümüzdür, sağ olsun. Belediye başkanımız eğer o kedirse... Valla kültür müdürümüz de yani Allah'ın izinden o da yani beni destekler yani sağ olsun yani. Tabii ki iş yani başkanımızın. Malatya Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı. Malatya Caddesi'nde bir otomobil aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Meydana gelen kazada bir çocuk hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuğun tedavisi ambulans içerisinde yapıldı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Baskil, Malatya arasında hizmet veren Atabey Feribot iskelesinde özel halk otobüsü suya düştü. Korku dolu yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken... Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Baskil ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ilçesi arasında hizmet veren Atabey Feribot iskelesinde korku olanlar yaşandı. İskelede bulunan ve Baskil-Battalgazi arasında hizmet veren özel halk otobüsü Feribot'tan aşağı düştü. Halk otobüsünün düştüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda umke, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk edinilen bilgiye göre feribot kazasında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bugün gün içerisinde eski Malatya Feribot İskelesinde otobüsün kayması nedeniyle suya düştüğü ve yolcuların kendi iradeleriyle suyun içinden kurtulduğunu ifade etti. En Elazığ'ın tanınan ailelerinden Bilgin ailesinden Murat Bilgin vefat etti. İzzet Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınan merhum Bilgin asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ'ın tanınan ve sevilen ismi Murat Bilgin vefat etti. 1950 yılında Palo ilçesinde doğan Bilgin ilk ve ortaokulu Palo'da tamamladıktan sonra Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği üniversite imtihanlarında Selçuk Üniversitesi İlahiyet Fakültesini kazandı. Okulun devam mecburiyeti karşısında ticareti tercih ederek ticari hayata atıldı. İki dönem belediye meclis üyeliği ziraat odası meclis başkanlığı görevlerini yürüttü. Sosyal ve kültürel amaçlı dernekler ile sivil toplum örgütlerinde yönetici olarak görev yaptı. Palo Kültür ve Danışma Derneği onursal başkanlık görevine yürüten Bilgin, 1985 yılından beri Adıyaman, Sivas, Şarkışla, Ankara ve Trabzon faaliyet gösteren kendi şirketlerine ait şantiyelerde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 73 yaşında hayatını kaybeden Bilgin için öğlen namazı sonrası İzzetpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bilgin ailesinin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti 26. Dönem Elazığ Milletvekili ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı, CHP İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Elazığ Belediyesi Eski Başkanı Süleyman Selmanoğlu, AK Parti Eski İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Cami Cemaati katıldı. Allah u... Allah u... Allahu Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Merhum Bilgin kılınan cenaze namazının ardından asr mezarlıkta bulunan Aile Kavristan'ın son yolculuğuna uğurlandı. Aile tazileri Vahçilevler Karaçalı Camisi tazi evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhum Murat Bilgin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet, Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Daire Başkanı Doçent Doktor Kubilay Şenbakar ile boks antrenörü Atalay Şenbakar'ın anneleri Güler Şenbakar hayatını kaybetti. Merhum kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanına defnedildi. Fırat Üniversitesi Rektörlü Daire Başkanı Doçent Doktor Kubilay Şenbakar ile boks antrenörü Atalay Şenbakar'ın anneleri Güler Şenbakar vefat etti. 83 yaşında hayatını kaybeden Güler Şambakar için Mevlana Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhume kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Aile tazileri Mevlana Camii'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin, aileye sabırlar versin. Psikolojik danışmanlık hizmeti verecek olan merkez Sürsürü Mahallesi'nde hizmete açıldı. Kaya Psikolojik Danışmanlık Merkezi Sürsürü Mahallesi'nde hizmete girdi. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pileşçi, Türkiye Eğitim Sen Elazığ Şube Başkanı Fatih Murat Taşkın, Hazarsan Başkanı Profesör Doktor Bilal Çoban da katıldı. Allah ailesi. Allah ailesi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Merkezin yöneticisi İK Kaya, hedefinin insanların güçlü yönlerini ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. E, bugün sonra burada gerçekleştirmek istediğim birçok planım var. E, hedefim de e, aslında herkesin içinde olan sadece farkında olmadığı güçlü yanlarını ortaya çıkarabilmek. Bunun için de e, çalışmalarım tüm bireylere yönelik olacaktır. Çocuklarımız için e, sanat atölyesi, oyun grupları, e, dikkat çalışmaları gibi farklı çalışmalar planlıyorum. Yetişkinler içinse ihtiyaç duydukları her alanda bireysel ve çift senans görüşmeleri olarak gerçekleştireceğim burada görüşmelerimi. Açılışa konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pireşçi, Hazar Sen Başkanı Profesör Doktor Bilal Çoban, merkezin hayırlı olması temennisinde bulundular. Evet sevgili İlkay Hocam, öncelikle hayırlı olsun. Ee, çok önemli bir süreçte özellikle bildiğiniz gibi pandemi süreci ve arkasından Elazığ'da 24 Ocak dün 3. yılını yani şiddetle hatırlayarak andığımız deprem süreci sonrası bir şehirde böyle çok önemli bir konuda güzel bir şehri açtınız. Biz de yanınızda olduk. Cesaret vermek için buradayız. Biz size cesaret vereceğiz. Siz de bu şehrin çocuklarına, bu şehrin bireylerine, yetişkinlerine cesaret vereceksiniz. Onların moral, motivasyonlarını işleyeceksiniz. Böyle bir e, hakikaten misyon yüklenmişsiniz. Ben e, çok duygulandım. E, şehirleşme hayatıyla birlikte, yoğun şehir nüfusuyla birlikte insanların psikolojik e, danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar. Tabii biraz önce de yine zikrettiğim gibi e, dünyada bu çok önceleri e, çok bizden önde başladılar. Ve büyük şehirlerde de bu devam ediyordu. Ama şehrimize bunlar yeni gelmeye başladı. Haberleri izlediniz. Az sonra gün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Elazığ Spor'da teknik direktör Cüneyt Biçer'in oyun sisteminde düşünmediği ve bu nedenle takıma katılmayan golcü oyuncu Ömer Faruk Sezgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bordo Beyazlı Kulübe veda etti. Eliza Spor'da gocu oyuncu Ömer Faruk Sezgin şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Eliza ligde kalmasında bu sezonun ise ligin ilk yarısında attığı gollerle Bordo Beyazlı Kulübe önemli katkılar sunan Santpor Ömer Faruk Sezgin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Bordo Beyazlı Kulübe veda etti. Entegre Solar Eliza Teknik Direktörü Cüneyt Perin 3-5-2 oyun sisteminde düşünmediği ve bu nedenle Elizaspor'a gelmek istemediği öne sürülen gocu oyuncu Ömer Faruk Sezgin Yaptığı paylaşımda belki gidişim teknik ekibin daha başarılı olmasını sağlayacak sözüyle de Biçer'le arasında sorun yaşadığına vurgu yaptı. Ömer Faruk Sezgin yaptığı paylaşımda şu sözlerle Elazığ Spor'a veda etti. İnsanın doğduğu şehir değil sadece memleketi, hissettiği, kucaklaştığı, heyecan duyduğu, güzel anları biriktirdiği şehirdir. Bu şehir benim Elazığ'ımdır. Eyvallah belediye başkanıma, kulüp başkanıma ve yönetim kuruluna sevgilerime, saygılarımla sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Elisa halkına, tribün liderlerine, taraftar gruplarına, koca yürekli taraftarımıza ki o taraftar bana kral dedi, bağrına bastı. Beraber heyecanlandık, beraber inandık ve inadına başarı dedi. Koca yürekli insanlara teşekkür ederim. Ayrıca Elisa'mızın basınına ve sosyal medya yöneticilerine teşekkür ederim. Ayrılmak değil belki, yarınlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Bazen ayrılmak da bir hizmettir ve ben her zaman bu formaya hizmet etmiş olmanın gururunu yaşayacağım. Belki gidişim teknik ekibin daha başarılı olmasını sağlayacak. Ayrıca başarıyı sağlayacak sahadaki oyuncu kardeşlerime sonsuz güvenim var. Kalbim daima onlarla. Armasını kalbimde taşıdığım formayı terlettiğime inanıyor ve başarımız için bütün mücadeleyi verdiğimin vicdani rahatlığıyla aranızdan ayrılıyorum. Haklarınızı helal ediniz. Sevgi ve saygılarımla. Elazığ Spor Kulübü, Yomraspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Entegre Solar Ezel Spor Kulübü bir kez daha Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. orada Beyazlı Kulübümüz Yomra Spor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Hukuk müşavirliğince 24 Ocak 2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda şu ifadeler kullanıldı. Entegre Solar Ezel Spor Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Eliza Spor, Yomra Spor, TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Elazığ amatörüne her zaman destek olduğunu belirterek, Elazığ Belediyesi'nden amatör spora sağlanan maddi katkıların kulüplere adil bir şekilde dağıtıldığını söyledi. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ Belediyesi tarafından amatör kulüplere yapılan yardımları kamuoyuyla paylaştı. Başkan Mustafa Gür, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Elazığ Amatörü'ne her daim destek olduğunu kaydetti. Gür yaptığı açıklamada, Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın talimatlarıyla, Son iki sezonda Eliza Belediyesi tarafından amatör takımlarımıza dağıtılmak üzere toplam 900 bin TL nakdi yardım sağlanmıştır. Bu doğrultuda 2021-2022 sezonu için 300 bin TL, 2022-2023 sezonu için ise 600 bin TL 20 Ocak 2023 tarihinde federasyonumuzun hesabına gönderilmiştir. Şeffaf bir anlayışla yönettiğimiz Eliza Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak... Sağlanan nakdi yardımı her sezon adil bir şekilde kulüplerimize dağıtmaktayız. Sporun ve sporcunun yanında yer alan ve sporcu kimliğiyle şehrin sporuna her daim destek olan Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz sözlerine yer verdi. Adana'da sona eren Gençler Handbol Grup Şampiyonası'nda Adana temsilcisine mağlup olan Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü grup ikincisi olarak Türkiye finallerine katılma başarısını gösterdi. Handball'de gençler yarı final grup maçları Adana'da sona erdi. Grup maçlarında elimizi temsil eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü, Salı günü Osmaniye temsilcisini 43-10 mağlup ederek Türkiye finallerine katılma hakkını elde etmişti. Temsilcimiz gruptaki son maçında Adana Ada Sokağı ile karşılaştı. Saat 11'de Süper Lig'de yer alan güçlü rakibiyle karşılaşan temsilcimiz, Rakibine mağlup olmasına rağmen Adana Ada Sokağı'nın ardından ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 16 takımın katılacağı Türkiye finallerinin hangi tarih ve ilde oynanacağı ise daha sonra belli olacak. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.